Yani bir yandan da iki tarafında bugün Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri dönüşündeki açıklamalarına baktığımız zaman yani komisyonların çalıştığı yerel seçimle ilgili aday belirlenme tabii. konusunda o anlamda da baya bir e, ne diyelim uyumlu bir çalışma var gibi de görünüyor bir Ama yandan. Ama şöyle Çiğdem Hanım hatırlarsanız genel seçimlerde de e, en azından belli bazı seçim çevrelerinde ortak liste çıkarmayla ilgili e, uyumlu bir süreç yürüyordu. Vardı, tabii. Ama son e, bir hafta içerisinde Sayın Bahçeli e, siyasi temammüllerin de e, aleyhine olacak bir şekilde bir hafta kala yüksek seçim Kurulu'na listesini verdi ve ben evet. ben istemiyorum dedi yani hani evet. cumhur ittifakı olarak karar aldık değil belli seçim çevrelerinde ortak listeyi ben istemiyorum der tarzda kendi listesini kendi başına teslim girdi. olsun. Dolayısıyla siyasette hiçbir zaman bir ilişki mutlaka yürür demek mümkün olmadığı gibi e, bozulur demek de mümkün değil yani 24 saat gerçekten çok, Çok uzun, uzun oluyor gerçekten şey. mevzu Türkiye ise Kesinlikle. Türkiye'deki siyasetse öyle. Peki ama bu yeni anayasa başlığını kapatabilmek adına e, o, sormamış olmayayım. Yerel seçimden sonraya kalacak gibi görünüyor bu iş zaten bunu Orman Kurtulmuş da ifade etmişti. Ondan sonrasında ne kadar yine gündem buna el verir bilinmez ama e, Saadet Partisi'nin Saadet Gelecek grubu olarak aynı zamanda. Evet. Kırmızı çizgileriniz neler yani bu konuda kapıyı çalsa iktidar. Nasıl bir karşılık veriyorsunuz? Şimdi e, biz e, Altı siyasi parti olarak Millet İttifanı oluşturmuştuk. Evet. 84 maddelik de bir anayasa çalışmamız vardı. Bu bizim en azından asgari çıtamız, kuvvetler ayrılığı, yargının bağımsızlığı, e, kamu kurumlarının e, özel olanların en azından özel yapısının devam etmesi gibi hususlar bizim kırmızı çizgilerimiz. Evet. Yani o 84 maddelik e, anayasa bizim alt eşiğimiz. Elbette bunları yani demokrasi ve hukuk açısından daha ileriye götürecek teklifleri açız. Ama hiç olmazsa kuvvetler ayrılığını esas alan, yargının bağımsızlığını temin eden, meclisi daha etkin hale getiren, özellikle anayasa mahkemesi ve üst kurullarda meclisin yetkisini daha da artıran ve iktidarın denetimi açık olmasını, Sayıştay raporlarını ve Sayıştay'ın denetimini önemseyen bir anayasa bizim için olmazsa olmazlarımızdandır. Ancak böyle bir Kesinlikle, Anayasa teklifiyle gelirse o da yeni ye... yani buradaki tabii yani mevcut anayasanın her bir tarafı değişti. Tabii tabii tabii. <laughs> o bir gerçek. 3/2'si bu iktidar döneminde hani çok da uza, uzağa gitmeye gerekiyor Sayın Cumhurbaşkanı hep darbe anayasasına dem vuruyor ya. 50 artı 1'i biz 2017'de kabul evet. ettik. Üzerinden yani sadece 20. 6 yıl geçti. Yani da, e, darbe yönetimi getirmedi 50 artı 1'i. Evet. Ee, evet. Bu ki getirdi. Bir mecbur... anayasa mahkemesine bireysel ha. başvuru 2010 yılında geldi. Evet. Yani onu da hatta referanduma götürerek onu kabul ettiler ve 12 Eylül günü yapmışlardı onu. Bir 12 Eylül'e meydan okumaydı evet. işte sivil bir anayasa yapıyoruz diye. Bu sivil anayasa şarkısı da bir türlü bitmiyor. Gerçekten gibi. öyle bir bu e, anayasa böyle yeni anayasa tartışması ya da anayasayı yenileme tartışması hep bir gündem manivelası gibi. Bir de yani tabii çoğunda elinde bulunduran bir iktidar bir anayasa yapmak istiyorsa sıkılmış yumruklarla anayasa yapılmaz. Yani siz hala toplumu kamplaştırarak, kutuplaştırarak ve muhalefeti ötekileştirerek bir anayasa yapmak istemiyorsunuz aslında. Bir anayasa yapmamak istiyorsunuzdur. Bunun da suçunu muhalefete yüklemenin yollarını arıyorsunuz manasına gelir. Çünkü gerçekten anayasa yapma niyeti olan bir iktidar partisi elini uzatır. Artık o eski tartışmaları geride bırakır ve gelin hep beraber yeni bir anayasa yapalım der diye düşünüyorum ama şu an Sayın Cumhurbaşkanı yeni bir anayasa çağrısı yaparken bile muhalefeti suçlayarak bir ...anayasa çağrısı evet. yapıyor. Oradan Onlar da samimiyet olmadığını önce. düşünüyorum ben şahsen. E, o, o samimiyet olmadıkça masaya oturur musunuz? Hayır e, yani elbette otur ama otursak bile sonuç alamayacağı belli olan ge, e, gereksiz turlara döner yani. Hmm, Boşa geçmiş bir Tabii zaman ki, olur kesinlikle. dolayısıyla. Şimdi bir yandan aralarında sorun var ya da yok bilemeyiz ama az evvel dediğin gibi yerel seçim için komisyonları çalışıyor, evet. adaylarını koç başlarını belirlediler ya da belirlemeye devam ediyorlar bir yandan. Peki Saadet gelecek grubu ne yapıyor? Saadet özelinde aynı zamanda da sorayım. Tabii, tabii. Yani adayların belirlenmesi. Ve konuşuyor. gelecek olarak biz tabii bir evet bir meclis grubu kurduk ama aynı zamanda olabildiğince siyasal konularda da birlikte hareket etmeyle ilgili bir e, ortaklaşmaya doğru gittik. Yerel seçimlerde de e, etkili olabileceğimiz seçim çevrelerinde birbirimizi desteklemek ve kollamakla ilgili bir prensip kararımız var ama bu Seçim sonuçları üzerinde etkili olacak yerlerde hı hı. öbür türlü Saadet Partisi biz 1400'e yakın seçim çevresinin tamamında kendi adaylarımızı çıkarmaya ilgili bir çalışma içerisindeyiz ama ilerleyen gün ve süreçlerde e, belli seçim çevrelerinde bizim belli seçim çevrelerinde gelecek partisinin bizden destek talepleri olacaktır ya yani da evet. adaylarımızı ortaklaştırma talebimiz olacaktır onları da dikkate alacağız. Bu sadece Gelecek Partisi ile sınırlı olmayacak. Heh, Öncelikle olacak. Gelecek Partisi ile tabii ki sınırlı olacak ama onun dışında da bütün muhalefet kesimleriyle bizim en azından iddialı olduğumuz seçim çevrelerinde Saadet Partisi'nin adaylarına destek verecek formülleri ve siyasal işbirliklerine de ne dair de bir açıklamamız söz konusu olacak. Aynı şekilde başka partilerden de yani seçim işbirliğine dönük lokal olarak belli ilçe veya illerden bir tekliflere gelebilir. Ona da açık olduğumuzu söylüyoruz. Yani burada bir genel prensip olarak seçimlere şöyle girelim gibi bir e, ittifak veya işbirliğinin doğru olmadığını, hı hı. ama e, seçim bölgesine özel bazen yerel teşkilatların talebiyle, bazen bizim genel merkezler olarak birbirimizi olan görüşmelerimizde. E, seçim çevresi bazlı işbirliği modelleri mutlaka işleyecektir. Yani Zaten gelecek Saadet arasında böyle bir daha başarıdan sırt, beri zaten Biraz daha geniş manada olacak ama diğer muhalefet partileriyle de bu ilişkiler olur. Zaten yani 2019'un aslında bir benzeri. 2019'a evet, evet. da biz Saadet Parçaloğlu bütün seçim çevrelerinde girmiştik ama mesela Adıyaman Şanlıurfa gibi yerlerde yani il belediyeleri bazında söylüyorum. Bizim adaylarımız lehine muhalefet çekilmişti. Bazı Hı. ilçelerde yine aynı destekler söz konusu olmuştu. Bu sefer de muhtemelen aynı e, dirsek temasları olur. Yine bunlar o, olabilir. olabilir. E, daha önce yaşanmışlığı tam, var. Tam. Şu ana kadar henüz bir dirsek teması, bir kapı çalmadı. Var yani çalınmış. yerelde görüşenler oluyor. Ha. İşte il bazen il başkanları geliyor. Ya siz yukarıda ne yapıyorsanız yapın biz burada anlaştık falan ha, öyle diye mi? gelenler oluyor tabii tabii. Aslında böyle zaten yerel seçim dediğimiz böyle bir tabii, şey tabii değil yani. o yani. oradaki dinamikler. Ya ilçeler ya il, ya il teşkilatları bir araya geliyor. Yani mesela işte bir e, ya ismini şimdi zikretmiyorum ha. ama bir büyük şehir için yereldeki bütün partiler yani muhalefet parti il başkanları hem bizi hem diğer genel merkezleri ziyaret ettiler. Aman bizim bu birlikteliğimizi sağlayın dediler. Biz de değerlendiriyoruz, konuşuyoruz. Yerine henüz söylemiyorsunuz. Evet, <laughs> Peki. Tabii. Peki çok da sormayayım o zaman. İl dayım. düzeyinde olduğu için söylüyoruz. Yani genel merkezler, biz bizim başlattığımız bir süreç değildi. İl başkanları kendi aralarında işte burada evet. bizim birlikte girmemiz lazım şeklinde bir çalışma yapmışlar. Peki bu isimlerin Adalet ve Kalkınma Partisi'nden birileri olması, yani diyelim bir bir yerde bir kentte. AKP bir aday gösterdi ve gösterdiği adayın muazzam bir teveccüh aldığını görüyorsunuz. Böyle bir durumda karşısına aday çıkarmak mı yoksa yani hizmet edecek böyle bir vizyonu var deyip de o noktada orada o adayı işaret etmek. Şöyle yani Adalet ve Kalkınma Partisi uzun bir zamandır zaten Sayın Erdoğan'ın partisi haline geldi. Dolayısıyla yerel seçimlerde adaylardan çok her yerde Sayın Erdoğan yarıştığı için her yerde Sayın Erdoğan son sözü söylediği için hmm. yerel aktörlerin çok devrede olduğu süreçleri yok. Hele hele yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oyunun üstüne ekstra oy koyabilecek yerelde çok isim kalmadı diye düşünüyorum yani. İşte bir rahmeti diyelim ki Kadir Topbaş kendine göre hmm. bir şey vardı yani AK Parti oyların üzerine oylar mutlaka katardı. farklı belediye başkanlarında da bu durum vardı ama uzun zamandır yani e, Sayın Erdoğan'ın oyunun üstüne çıkan kimse olmadı gibi Sayın Erdoğan da böyle bir şey arzu etmiyor zaten yani. Kendi seriyede seçime girmek istiyor. Anladım. Peki orada zaten MHP ile bir ortaklık ya da Cumhur İttifakı olarak diğer bileşenleriyle bir ortaklık tabii, tabii. olabilir mi? olamaz Ama mi? orada da yani 2019 tecrübesi var. <laughs> i̇şte mesela bir e, Adana Mersin'de e, bir ortaklık söz konusu oldu ama seçim kazanılamadı. Yine evet. aynı şekilde buralarla ilgili bir... E, anlaşma olur mu? Yani bekleyip bek görmek lazım. Son Milliyetçi Hareket Partisi ne ister? Ne Tabii, der? Nasıl veya bir matematik işte, olur? Milliyetçi Hareket Partisi'yle ile AK Parti'nin çekildiği yerlerde işte bizlerin özellikle Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Deva Partisi, Demokrat Partisi'nin oluşturacağı birliktelikler yani MHP yerine Adalet ve Kalkınma Partisi seçmeninin bu bloğa yönelmesine imkan sağlar mı? Onu onu da bir çalışmak lazım. Ha, Bir üzerine bakmak lazım. Üzerine evet. gitmek lazım. Peki bir yandan da herkesin gözleri yani siyaseti izleyen herkes herhalde tabii, tabii. Pazartesi gününe çevirdi. Ee, İyi Parti'nin ilk toplantısı oradan çıkabilecek Cumhuriyet Halk Partisi dedi ki işbirliği kurabilir miyiz acaba Genel İdare Kurulundan çıkacak daha önce çıkmış karar esnetilebilir mi belli başlı yerler için özellikle diye bir sorar mısınız e, kurulunuza diye Akşener'e gitti. Akşener de dedi ki e, pazartesi de bir toplantı e, yapacaktık tabii. zaten. Orada bunu gündeme getirelim diyor. E, sonuçta altılı masadaki ortaklarınızdan her iki partide her iki e, isimde elbette e, beklentiniz ne? Ne görüyorsunuz? E, yani siyasette tabii hiçbir zaman bu bizim son sözümüzdür diye bir söz olmaz Ne yani, kadar sert cümleler Ne kadar olursa olsun yani niyetine siyasi gelişmeler Beraberinde yeni durumları doğurabilir. Ee, ama burada da tabi e, yani özellikle İyi Parti içerisinde e, belli siyasi e, arkadaşlarımızın yani işte biz artık yani müstakil olarak İyi Parti'nin e, bir e, farkındalığını, bir siyasal kimliğini oluşturma noktasında bir gayret içerisinde olalım. Hı hı. Velev ki bu belli yerlerde seçimleri kaybetmeye mal olsa dahi bizim bu siyasal kimliğimizi müstakilleştirmemiz daha faydalıdır diye düşünenler olduğu gibi ya bunun zamanı bu seçim değildir diyen evet. arkadaşlar da var. Yani niyetinde dediğim gibi parti içerisinde e, İyi Parti'nin menfaatleri açısından hangisi daha doğru kendileri mutlaka tartışıp karar vereceklerdir. Ama niyetle ben e, ittifa yokuz veya seçim işbirliğine yokuz kararını da makul ve normal karşılarım. Hı hı. Varız'ı da makul ve normal karşılarım. Yani dün böyle dediniz. Niye böyle oldu? Yani Türkiye'de siyaset her zaman 24 saat uzun bir evet, sadece göre değişebilir yani buranın <laughs> bu karar da ısrarın veya karar değişikliği üzerinden ben siyasi partilerin eleştirilmesini şahsen çok doğru bulmuyorum yani yerel seçimde peki hani hep de şöyle de söyleniyor ya, siz de ifade ettiniz. yerel dinamikler adayın Kesinlikle. adayın kuracağı bir ittifak belki işte İstanbul ittifakı, Adana ittifakı, Mersin ittifakı diye ee, burada halk. Vatandaş gerçekten o sandığa gittiğinde, mesela bu yerel seçimde, çünkü bir genel seçim yaşandı, orada hı hı. muhalefetin yaşadığı hayal kırıklığı ortada. Tabii bir tabii. de bunu düşünecek olursak, hala bu hayal kırıklığının izlerini belki hem liderlerde de görüyoruz bir şekilde, tabii. hem de vatandaşta da görüyoruz. Yerel seçimde peki iktidara yönelik bir mesajın çıkma ihtimalini görüyor musunuz? Büyük şehirlerde özellikle. Şöyle, yani 2019 yerel seçimler öncesi Türkiye... Sayın Erdoğan'ın teğet geçti dediği bir ekonomik kriz yaşadı. Evet. Sonuçları 2019 yerel seçimlerinde yaşandı aslında. AK Parti %35'lere kadar düştü 2009 Hı. yerel seçimleri için Hı. söylüyorum. 2018'de de hatırlarsanız bir kriz ekonomik kriz yaşadık. Ve 2019 yerel seçimlerinde o krizin sonuçlarını gördük. Aslında Türkiye'deki seçmen hani tencere seçim sonuçlarını belirler diyoruz ya. Genel seçimlerde belki işte... Bu son yıllarda oluşturmuş olan o Hamaset sebebiyle çok etkili olamayabiliyor. İşte günün sonunda vatandaş işte e, açlık mı ülkenin bütünlüğü mü özgürlük mü yoksa güvenlik mi noktasında evet. belli mu, mu, şi, mevcut iktidara sarıldığı oluyor. Ama yerel seçimlerde yani nasıl olsa işte ilk, e, ilin, ilçenin belediye başkanını seçiyoruz. Dolayısıyla cezalandırma eğiliminin daha yüksek olduğunu düşünenlerdenim. Hmm. Bu manada ben bu seçim sonrasında da mesela bu seçimde gelen seçim tabii ki dediğin... şu an mesela yüzde i̇şte %40 %45'lerde deflasyon yaşandı bu ülkede. Evet. 19 TL'lerden mazot şu an 40'ları geçti ki daha da artacak. Enflasyon hala devam ediyor. 7500 TL ki seçimden önce 7500 TL emekli maaşı alan emekli hala 7500 almaya devam ediyor. Bu ve benzeri sonuçların hatta Sayın Erdoğan işte bu ikinci torba <laughs> yasaya çalışanlar için 5000 TL'yi ikramiyeyi tekrar koyma evet, mecburiyetinde kalması da emekleri. bir seçimle alakalı. Hatta ve hatta Asgari ücrette bir seferlik zam söylemi de yere seçimle bağlantılı. Çünkü Ocak ayında beklentinin biraz üstünde zam yapacak hmm. ve Temmuz ayında zam yapmayarak seçimden sonra milleti açlığa mahkum edecek. Bugün de uçakta mesela yaptığı açıklamalarda tabii, tabii. bir kez biliyorsunuz bir, so, bir kez yapılıyor. Bir kezin sebebi işverenlere ya tamam Ocak'ta biraz fazla arttırmış olacağım ama 12 ay boyunca bu devam edecek. Siz 5-6 ay sonra bunu tölere edersiniz diyecek. Çocuklar e, çalışan kesim açısından da tamam bak ben yani o 12 ay değil de elde olan kuşu gösterecek. İşte ben asgari ücrette örnek olarak söylüyorum %60 zam yaptım diyecek. Belki %50 zam yaptım diyecek. Yani dolayısıyla ben Ocak ayında hmm. hele hele bir kez bunu yapacağız diyorsa beklentilerin üzerinde bir artış yapacak. Onun 3-4 ay 5-6 ay sonra bunu normal hale gelmesine imkan sağlayacak. Bunun yere seçimlere yansımasını da takip etmiş olacak. Ama Burada tabii seçmenlerin dikkatli ve uyanık olması lazım. Evet. Bu e, yani e, korku filminin frankmanı gibi reklam kısmı gibi iyi taraflarını gösterecek. Ama Nisan'dan sonra yoksulluk ve satın alma gücünün daha düşeceği bir Türkiye fotoğrafıyla karşılaşacağız eğer bu iktidara onay çıkarsa bu iktidar yerelde de bir onay, bir onay çıkarsak, çıkarsa evet. e, daha öncesindeki belki kaybetmiş olduğu yerleri alırsa e, İstanbul Ankara gibi büyük şehirleri bir kez daha e, kazanırsa onlar evet. metropol ciddi önemli metropol ilçeler de hmm. e, kaybetti işte Esenyurt Küçükçekmece evet, İstanbul'dan evet, evet. söyleyeyim işte Kocaeli İzmit mesela evet. e, yine Adana Mersin Antalya'da önemli belediyeler yani il belediyeleri kaybetti e, bu seçimde bazı ilçe belediyelerinin daha kaybetme ihtimali de Söz konusu. Peki, devam edeceğiz ama iki dakikalık bir ara vermemiz evet. gerekiyor aranlardan. Siz de bir nefeslenmiş tamam. olun böyle arda, arda soru-cevap oldu. Bir e, ara, küçük bir ara sonrasında devam edeceğiz.